Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni rotamız Milano'ya geçiyoruz. Ulaşım için hızlı treni tercih ettik. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğumuz var. Şimdi de herkese iyi seyirler diliyorum. Selamlar. Bugün Milano'ya yolculuğumuz Floransa istasyonuna. Orada çekim yapamadık. Trenimiz biraz rötar yedi, bir yarım saat kadar. Orada beklerken oturarak bir yerde yemek istemedik. Cafe La Feltrinelli. Hemen zaten karşısında şeyin girişlerin. Buradan kruvasan aldık ve americano aldık. X-large diyor. Böyle, yani karton bardakta bayağı büyüktü. Fiyatlar bu şekilde. Kruvasanı çikolatalı aldık ve çok güzeldi gerçekten. Bu zamana kadar yediğimiz en iyi kruvasandı diyebilirim. Burayı tavsiye ederiz. Güzel. Elinize de kahve alabiliyorsunuz ve kahve de burada içtiğimiz en büyük boydu. Zaten burada X-large yazıyor. Yani şöyle şu kadar falan bir boydaydı. Şu kadar diyeyim. Evet, bayağı büyük bir boydu. Aha. Güzel. Burasını tavsiye ederiz. Fiyat, hani fiyatları ilk etapta bize çok gibi geldi. Ama o boyuta normal. Floransa zaten genel olarak biraz pahalı. Evet, bir tık daha pahalıydı Roma'ya göre sanki. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Tren garına bayağı yakındı. Trenleri bu arada arkadaşlar bayağı hızlı gidiyor. 250 km hızla da çıktı oluyor. Söyledikleri kadar hızlı gidiyor gerçekten. Kesinlikle ulaşım aracı treni tercih etmelisiniz. Milano tren garı. İçim bayağı geniş. Otelimize doğru gidiyoruz. Hemen tren garının karşısında tutmuştuk. Valizlerimizi buraya bırakacağız. Ve gezmeye ve alışverişe hemen başlıyoruz. Beyaz yer. Milano tren garı. Oradan dümdüz 150-200 metre yürüyorsunuz. Bizim otele geliyorsunuz buradaki. Bernina Albergo Otel. Odalarımıza valizlerimizi koyduktan sonra hızlı şekilde Milano sokaklarını gezmeye başlıyoruz. Hemen sol tarafımızda metro var. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Karşımızda da şu an görüyoruz. Tren istasyonu tam karşımızdaydı. Merkezi bir yerdeydik. Ve gezmeye başlıyoruz. Milano metrosunu kullanıyoruz. Katedrale doğru gideceğiz. Yaklaşık 2,5 kilometre mesafe vardı. O yüzden metroyu binmeyi tercih ettik. Arkadaşlar Milano sokaklarını gezerken oradaki kişi kokusuna görünce duralım dedik. Şimdi buradan pişi tarzı, daha doğrusu aslında çiğ böreği de andırıyor. Peynirli çiğ börek söyledik. Mekanın ismi de burada. Bunun da etiketini bulunca altı koyacağım. Şimdi sıcak sıcak çıkmasını bekliyoruz. 480 adet sıramızı bekliyoruz. Sabırsızlıkla içeride sıcak sıcak yapıyorlar. Bayağı sıcak, çok iyi. Serkan Bey çok beğendiniz. Ben çok beğendim, çok güzel.
Çok temiz böyle, çok soft bir lezzet. Harika. Sen beğendin mi hayatım? Çok mu sıcak? Şu an daha içini yemedim, kenarından yediğim için. Bunu yemedim ya. Ama biraz güzel, biraz yiyelim, popuduk. Ondan sonra yorum yaparız. Arkadaşlar bayıldık. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Milano'ya yolunuz düşerse sokak olarak neresi acaba? Ama gerçek konumunu paylaşırım. 19 numaranın yanında hemen. Buraya kesinlikle uğrayın. Harika bir tadı var. Milano sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Burada da bir kalabalık var. Luini mekanın ismi. Acaba ne varmış burada? Soğuk sandviç ekmeği yapıyorlar. Bayağı bir sıra var. Evet, sol tarafta katedral. Karşıda da güzel bir manzara var. Şimdi katedrale doğru gideceğiz. Duomo Milano Katedrali'nin dışında restorasyon çalışmaları vardı arkadaşlar. İçeri girdiğimizde fark ettik. Ne yazık ki içeride de restorasyon ve bakım çalışmaları vardı. Ve çok rahatsız edici bir ses duyduk. O yüzden çok hızlı şekilde gezdim. Gezdiğim ve gördüğüm yerleri paylaşıyorum. Arkadaşlar bu arada Duomo Milano Katedrali ve artı müze gezme ücreti 8 euro. Kişi başı 8 euro verdiğiniz zaman ikisini de görebiliyorsunuz. Daha önceden belirttiğim gibi katedrali hızlı şekilde gezdik çünkü sese dayanamadık. Ama müzeye kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel eserler var. Duomo Katedrali ve müzesi gezisinin ardından hemen şu an görmüş olduğunuz sağ taraftaki Galleria Vittorio Emanuele II galerisinin içine gidiyoruz. Burada ünlü markaların olduğu alışveriş yerleri var. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Vittorio Emanuele II biliyorsunuz arkadaşlar Roma gezimizde de sarayını paylaşmıştım. Eğer Roma videomuzu izlemeyenler varsa onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Galerinin içi çok lüks. Bildiğiniz Dior, Louis Vuitton, Prada, elit markaların olduğu bir galeriye. Milano Navigli semtine doğru ilerliyoruz. Akşam yemeğini Navigli'de yemeye karar verdik. Bu arada sol tarafta da kiliseyi görüyorsunuz ama saat geç olduğu için kapalıydı. O yüzden dışarıdan çekim yaptım.
Navigli Nehri'nin sağında ve solunda akşam yemeği için güzel mekanlar mevcut. Bir tanesini tercih edip girdik. Bir adet pizza söyledik, pastırmalı, bir lazanya. Onun dışında ben dana bonfile söyledim. Serkan da kuzu incik söylemişti. Arkadaşlar, yemekleri yorumlayacak olursak pizzası normaldi. Lazanyası ve et yemekleri gerçekten çok başarılı değildi. Ne yazık ki o yüzden de mekanı paylaşmayacağım. Çünkü beğenmediğim bir şeyi paylaşmanın bir anlamı yok. Navikli'deki mekanlarda oturduğumuzda arkadaşlar kişi başı 2 euro puver ücreti alınıyor. Bunu da paylaşmış olayım. Gözlemlediğim kadarıyla genellikle şarabın yanında peynir tabağını tercih ediyorlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Milano videomuzun burada sonuna geliyoruz. Yeni rotalarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olup abone olursanız bizi mutlu etmiş olursunuz.